Evet üstadım. Mezarlara dönüyoruz. Bir şey söyleyecektiniz. Enteresan bir şey. Bu kimin taşı? Bu Bayrampaşa Tekkesi'nin haziresinde bir taş. Hı. Okuyabilir miyim? Tabii. Tarikat-ı Aliye-i Kadriye'den, Şura-i Bahriye, reisliğinden mütekaid, Ferikan-ı Kiram'dan Mehmet Zihni Paşa. Koydum herhalde mi oluyor? Evet. Koydum herhalde. Evet. Birinci Mehmet Zihni Paşa'nın ruhuna El-Fatiha 1317. Hı. Şimdi bu zat-ı muhterem Şura-i Bahriye reisliğinden mütekaid. Ne demek? Yani şu andaki Bahriye... Denizcilik Şurası üst düzey komisyondan emekli yani. Evet, emekli bir zat. Hı. Bu zat-ı muhterem evet. Kadriye'den olduğu için yani, üzerine... Efendim bu şu terimleri... Tamam yani, sen terminolojiye çok hakimsin de hayır, Kadriye ne demek? Kadirilik bir tarikat. Kadirilik bir tarikat. Şöyle göstereyim. Gül sembolü üstünde, evet, üstünde Kadiriye'nin remzi olan iç içe geçmiş. Remzi 18. ne demek? Kadiriye tarikatı sembolü olan şey. Onu koydurmuş. Yani öyle çıpa falan koydurmamış. Adam Bahriye'ye mensup bir adam. Denizciliği evet, yapmıyor. Bu Kadirilerin kullandığı bir remizdir. Şifre. Şifre, sembol. Evet. Sembol. Bunlar evet. Tarikatların böyle kendilerini belli eden sembolleri var. Dolayısıyla hepsinin ayrı ayrı şeyleri var. Bunlardan biri bu. Özellikle tekkelerde bilhassa Nakşilik'te ve Kadirilik'te şey çok önemli. Takke, başa takılan serpuş. Osmanlı'da da zaten çok önemli. Bunların hizmet arakiyesi var. Şeyh Tacı Şerifi var. Bunlar ne demek? İşte şeyhlerin başına taktıkları destarlı takkeye yani destar ne demek? Kenarında sarı efendim, olan. Ya teknik kelime kullanma ya konuştuğunu kullandığını anlat. Yeni bir lügat derinleme eylemek lazım o zaman. O ne demek ne demek istedin? Size niye evet. Murat ismini vermişler efendim hocam? Evet. Yani, bu arada gül bayağı şimdi bir sık şey görülen bir sembol. Efendim? Gül. Evet gül de var. Erkeklerde, kadınlarda. Gül Nakşilik'te daha çok. Genellikle şeyler, çocukları ve torunları üzerinde çok ehemmiyet verirler. İlk doğan çocuklar hep erkek olmasını arzu ederler. Çünkü şeyhlik babadan oğula geçtiği için. Evet. Ve özellikle yeni doğmuş çocuklar eski şeylerde, tekkelerde adet 40 günü geçtikten sonra çocuğun kafasına bir şey takarlar. Böyle bir şey var, gelenek var. Ufak çocuk başlığı. Yani Arakiye'nin bir başka türlüsü. Evet. Ve bu önemlidir. Şeyh Efendi'nin çocuğu ileride çünkü yerine şeyh olacaktır. Dolayısıyla böyle gider ve tören yaparlar falan böyle. O başlıktan getirdim. Onun üzerine 7 çocuğa takılan bir başlık örneği var yanımda. Onu göstereceğim. Ve 7 renk esastır bunlarda. Kadirilik'te bilhassa 7 renk esastır. Bunlar kırmızı, şimdi beyaz, mavi, sarı. Mısın? Remiz, o remizdi. Bakın şimdi. Bu buyurun. Da... Buyurun, kaç yüzyıllık bu? Bu çok 150 sene falan bir şey bu. Bunu taşa mı koymuş? Hayır, bu taşta yok. Burada bu remiz. Semboller. Burada da bu sembol var. Bunlar da sembol. Ha, üzerinde 7 renk üzerine işlenmiş olan bir eski çocuk takkesi bu. Çocuk takkesi bu. Onun içine büyük bir sınıf. Evet. Buyurun takın. Kuş beyinlik. kuşa takılmayacak tabii o. Evet. Aynı iş. Evet. Ya çocuğun şeyindeki, ya şunu söylemek istiyor. Çocuk doğduğunda yapılan... Takke'deki sembol mezar taşına kadar gidiyor diyor. Evet. Değil mi? Öylesi de var. Fakat burada yeşil renk esas. Evet. Bu yeşil rengin de her biri bir gezegeni ifade ediyor. Üstadım çok affedersin. Şu masayı ben biraz oynatacağım çünkü takır takır sesler geliyor. O yüzden mi 7 renk? Efendim, 7 buyurun, gezegen. Buyurun. Erhan düşerse tut. Evet 7 renk o. Evet. Ama biliyorsunuz artık Pluto gezegen sayılmıyor o yüzden. 8 renk. İşaret ettiler. Yapmadı bir şey dediler. Böyle şey... Hah tamam sesi gitti. Gelenekler... Çok ses geliyor ya çatır çatırlığında. Onların da çoğunda böyle sembolik anlatımlarla takkeler falan kullanılmış. Ben şeyi soracağım. Düşüyormuş o, az daha. Mezar taşlarında serpuşlu taşlar yerine böyle düz taşlar ne zamandan itibaren kullanılmaya başladı? Mesela 19'da... Hep 1100. 1100'den sonra değil tabii. mi? Ama çoğunlukla 1200'lerden sonra çoğalıyor. O Fatih Devri ve düz taşlar bildiğin gibi 16. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş çekilmişler. Çekiliyor. 16'lı yuvarlak büyük taşlar da çıkıyor. Hepsi Arapça ibareti. Entegale el merhum falan diye başlıyor. Daha sonra 17. yüzyılın başından 1100'lerden itibaren tamamen bu söylediğimiz usluklar ortaya çıkıyor. Yani 1690'lardan Fatih Devri taşları falan yok oluyor artık. Ondan sonra serpuş başlıyor. Tabii ondan sonra 19. yüzyılda tekrar böyle düz
taşlar. Daha evvel de var. 16. yüzyılda, 15. yüzyılda serpuş var ama onlar çok kasıtlı. İşte şundan. Şundan. Mücevveze denilen tip var. Sarıklar. Evet. Mücevveze. Evet. Hatırlıyor musunuz? Şey, gece gitmiştik de hani. Sinan Paşa'nın taşındaki mücevveze işte. Şeydeki Sinan Paşa meşhur. Evet. Sadrazam Sinan Paşa. Bir dakika o hikayeyi anlasın. Gece niye gittiniz? Bu mücevveze şu gösterdiğim birlikte. Taş. Hayır, tesadüfe odaydık. Gittik bir mezara bakalım dedik. Çok önemli bir taş da sarayda yapılmış. Saray taşçısının yaptığı bir şey. Vezir Azam Sinan Paşa'nın taşı. Onun kabuğu. Ha, Sinan Paşa'nın. Evet. Şöyle gösterelim tam. Göster. Şöyle alabilir miyiz? Şimdi efendim bu üstteki kısım 60-70 santimdir bu. Taş 2,5 metre falan. Nasıl işlemişler? 400 küsur senelik. Evet efendim şeyi çok soruyorlar. Bülbül Deresi mezarlığını. Evet. Şurayı bir anlatsana sen. Benim en sevdiğim mezarlık. Ha, gerçekten estetik anlamda çok güzel bir mezarlık ve çok bakımlı bir mezarlık. Bizim mezarlıklarımız ne yazık ki çok bakımlı değil. Her taraftan ot fışkırıyor. Taşlar yamuk yumuk. Siz mezarlığa kitap okumaya gidiyorsunuz değil mi? Kitap okumaya, müzik dinlemeye. Mezarlığa. Bir de yukarıda İngiliz mezarlığı var. Haydarpaşa'nın orada. Orası da güzeldir mesela. Orası da güzel. Ha. Ama şimdi Bülbül Deresi mezarlığından ön plana çıkarır favorim bu derseniz hemen size bir damga gelir biliyorsunuz. Ya ben bu her zamanki saçma sapan dönme hikayeleri vesaire bunlar çok bana ilkel geliyor. Ama ben oraya gitmiyorlar. Bülbül Deresi'ne gitmiyorsunuz değil mi? Gidiyorum. Orada mı okuyorsunuz kitabı? Ya orada çok güzel banklar var. Ya hakikaten çok güzel şeyler var. Yani ha, kusura bakmayın orada... biz Necdet Bey'e tuhaf diyoruz ama mezarlığa kitap okumak. Şehirde daha çok park olsaydı giderdim. Orada kendi bir iki tane park var bizim evin orada. Parklarda rahat olamıyorum. Çünkü insanlar yanınıza geliyor, rahatsız ediyorlar. Mezarlıklar dediğiniz gibi çok bazıları tehlikeli olabiliyor. Ben genellikle Karacaahmet'e gidiyordum. Ama orada tinerci falan çok Karacaahmet'te. Son gittiğimde evet rahatsız edildim. Yani özellikle o müzik dinlemek beni koruyor birazcık. Normalde müzik dinlememeyi tercih ediyorum. Orada güzel kuş sesleri varken, servilerdeki o rüzgarın sesi varken müziği takmamayı tercih ederdim. Ama insanlar gelip bana bir şey söylemeye çalıştıkları için periyodik olarak mezarlarda oluyor bu. Hatta böyle bir kere çok korktum son işte Karacaahmet'e gidişimde. Birkaç tane işte tinerci gibi ya da işte ne bileyim belli ki bir uyuşturucu bir şeyler almışlar. Adamlar rahatsız ettiği için Bülbül Deresi'nde mesela öyle bir sorun olmuyor. Orada çünkü bekçisi vesaire gayet tertemiz. Çok huzurlu hissediyorum kendimi. Pelin Hanım sizin eviniz yani benim bildiğim kadarıyla İstanbul'un en güzel yeridir. En güzel yerlerinden biri değil. En güzel manzara oradadır. Şeyde. Ne gerek var diyorsunuz? Ne gerek var? Yeşillik seviyorum. Önünüz ağaç. Ama ağacın üstünde karşısı mi oturacağım? Karşısı saray. Ağacın yani üstünde oturamıyorum ki ben kim kokusunu seviyorum, o toprakla temas. Yerde oturuyorum, mezarın üstünde oturuyorum, kenarında oturuyorum, içinde oturuyorum. Mezarlıklar bazen bu kadar tehlikeli ki çıkamaz, yani oranın mensuplarından biri haline gelme tehlikesi de var. Yani onu da Necdet Bey bakın, şimdi bu... Doğru bakın. Bu park haline getirilme çalışmaları bakın. Mezarlıklar sayısı 8 milyon metrekare kalan yeşil evet gene var. Bu Bülbül Deresi'ni anlatır mısınız? Yani nedir özelliği burası? Ay bu Bülbül Deresi mezarlığı zaten çok eski tarihi olan bir yer değil. Üsküdar'da. Evet, oradaki taşların en gerisi işte 1850'ler falan 1840'lara dayanan taşlar var orada. Çoğu yani Selanik'te. 160 sene herhalde falan beyefendi için. 170 sene. Tabii ama yani bir Eyüp mezarlığı ile orayı mukayese edemezsiniz. Peki özelliği nedir oranın diğer mezarlıklarda? Şu mezarlığı bir detaylı anlatsana. Hayır o mezarlığın ilk girişindeki yerle daha eski taşlar var orada. Musiki mesela Hümayun Şeferi'kinden Süleyman Paşa'nın orada şeyi var mesela. Sultanahmet'in Süleyman Paşa'sı. Mızıka Şefi. Hangi şey olduğunu bilmiyorum ama Ferik Süleyman Paşa diye. Mızıka Şefi. Orada mezarı var yani. Adamın ne Selanik'le ilgisi var ne bir şey. Oraya gömülen birçok Osmanlı ricali var. Bunların arasında da eski 2-3 tane Selanikli taşı var. Daha sonra Selanikli aileler... Selanik oraya... taşı nedir? Nasıl bir taştır? Hayır yani üzerinde kitabetinin Selanikli olduğunu... Selanikli olduğunu demeyin de şöyle diyelim. 1600... Şimdi Selanikli başka bir şey 1670'li yıllarda Sabatay Sevimli isimli bir Yahudi, ben Mesih'im diye ortaya çıkıyor. Daha sonra bu huzursuzluk yarattığı için devlet tarafından yargılanıyor Edirne'de. Mesih olduğu, Mesih ise Mesih olduğunu ispat etmesi isteniyor.
Ancak bu sefer bakıyor ki ölüm tehlikesi var. Evet. Müslüman oluyor. Ancak görünüşte Müslüman oluyor ve yeni bir grup ortaya çıkıyor. Dönmeler ve Sabataycılar diye. Daha sonra bunların önemli bir kısmı Selanik'te ikamet ettiği için Selanikli diye anılıyor. Ve bunların çoğunun Bülbül Deresi mezarlığına gömüldüğü söylenir. Yani hatta bazıları şeydi, oradan gidip liste yapıyorlardı. Kim Selanikli, kim dönme değil diye. Tabii burada şunu da söyleyelim. Son günlerde yine tartışma oldu. İşte şu kadar bin Sabataycısı var aramızda falan diye. 1839 yılında Charles Blunt, İngiliz konsolosu, Selanik'teki Sabataycı sayısını 5000 olarak veriyor. İngiliz konsolosunun verdiği rakam. Çünkü günümüzde bu iş zıvanadan çıktı. 1,5 milyon Sabataycı var aramızda bilmem ne falan deyip şey yapılıyor. Yani onlar da onların mezarlığı. Fakat dediğiniz gibi tamam onlara ait değil mi yani? Hayır, orada 16. 17. yüzyıla ait taş sayısı yok ki. 18. yüzyıldan başlayan taşlar var orada. Ve son devirde çok hızlanmış. Ve o çok evvel Bülbül Deresi mezarlığı adıyla anılan o yer, Selanikliler mezarlığı lafı da daha sonra çıkartılmış. Hmm. Bülbül Deresi mezarlığı da çok çok böyle vasat bir mezarlık. Ve söylediğiniz gibi o söylediğiniz eski tarihlere giden kitabelerde yok. Bu son devir. Mübadeleden bak, sonra gelip gömüldüğü diye 1900'lerden bu yana, yani 1900 tarihlerinden bu yana Selaniklilerin, ailelerin rağbet ettiği ve ölenlerin gömdükleri bir mezarlık. Yani bunu kalkıp bu hale getirmek son 50 senenin işi. Böyle bir iddia var. Millet bir ara eline defter kitap alıp oraya gidip isim yazıyordu. O tamam, orada birçok Selanikli menşeli, işte birçok ailelerin isimlerini vermek istemiyorum. O ailelerin mezarlıkları var ama bunlar efendim, yeni. Bir dakika. Yeni tarih. Bir dakika yani. Şimdi Selanikli konusuyla Sabataist kavramını karıştırmayalım. Karıştırıldığı için zaten buradayız. Karıştırıldığı için bu hale geldi bu şeyler. Böyle herkes bir şey komplo teorisini yaratıyor. O zaman efendim Selanik Osmanlı İmparatorluğu'nun vilayetlerinden biriydi. Evet. Şunu hıcırdatma efendi. O yakandaki mikrofon sesi alıyor. Atatürk'ün doğum yeri. Atatürk'ün doğum yeri Selanik. Fakat Selanik aynı zamanda Sabataist veya kısaca bizim dönme dediğimiz ailelerin de merkezi gibidir. Ve bu da hiç saklamakta gerek yok. Saklamayı açık söylemek gerekir. Bu Sabataist, dönme, Selanikli konusunun gündeme getirilip çok yoğun gündemde tutulmaya çabalanmasının bütün sebebi Atatürk için dönme demek. Evet. Diyebilmektir. Evet. Kenarına geliyorlar, dönüyorlar, dolaşıyorlar. Bir yerden bir şey oluyor ama yok maalesef adamcağız. Öyle bir şey yok rahmetli. Babası Manastırlı zaten. Evet. Aslen Manastırlı. Babası Manastırlı. Yörüklerdendir yani. Bütün mesele kasıtlıdır. Ana şeyi söyleyeyim. Evet. Budur. Yanılıyor muyum? Doğru. Yani bütün dediğiniz bir o. Bir de tabii çok satıyor bu tür. Çok satıyor evet. Satıyor da asıl ama yani Cumhuriyetimizin kurucusu. Kaldı ki olsa bile ne olacak? Evet. Eserleri ortada ama değil. Ali Rıza Efendi Manastırlı. Bütün mesele bunun gündeme getirilmesi olur. Etrafı, Türkiye'deki önemli aileler, işte Atatürk'le beraber olanlar, şu Selanikli, bu dönme, bu Sabataist, bu aslında Yahudi bilmem ne deyip bütün mesele Atatürk'ü laf etmektir. Edemiyorlar, bulamıyorlar şeyini. Evet. Ve dediğim gibi yani... Odur mesele, şimdi olsa ne olacak? Rakam, yani İngiliz konsolosunun raporu var elimizde 1839'da. Bizim Bülent Özdemir'in kitabında var. Yani o Selanik üzerine yaptığı. Yani 5000 kişi diyor. Ki evet. Yani Selanik'te on binlerce Müslüman... Türk var. İşte gene bir soru geldi. Atatürk Sabataist mi? Değil efendim. Fakat öyle olduğunu iddia etmeye çalışıyorlar. Hala beceremediler. Değil. Mesele budur. Ailesi her şey, bütün kayıtları bellidir. Evet. İşte geçenlerde hatta önce Balçıçek Pamir yazdı. Sonra ben şey yaptım. Zübeyde Hanım'ın, valideleri Zübeyde Hanım'ın Darüşşafaka'ya yaptığı bir bağış var. O bağış karşılığı tutulmuş bir zabıt var. Şartlı bir bağıştır. Orada bütün aile yazılı. Kadıncağız diyor ki her Ramazan'da çocuklara Darüşşafaka talebesine taze meyve çıkacak. Şunun benim teyzem işte şunun halam şunun kardeşim şunun ilk kocam Ali Özan, ikinci kocam şunun çocuklarımın şeyi evet. Tabii dört çocuğu kaybetmiş. Hepsinin diyor. Yani altı çocuğu var. Atatürk'le Makbule Hanım yaşıyor. Evet. O dönem çok normal. Bunların hepsinin ruhlarını hatim indirecek evet. Diyor. Yani ne alakası var bunun şeyle? Yani bütün mesele budur. Ve dolayısıyla bu konu gündemde tutuluyor. Selanikli dönme Sabataist konusu. Ve gittikçe bu sayı abartılıyor. Tabii yani kulaklarımla duydum. Televizyon programında yazarın birisi 1,5 milyon kişi diyor. 1,5 milyon ne demek? Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda zaten dönmelerin sayısı çok azdır. Evet. Yani toplam hadi bilemediniz 5-10 bin kişidir yani o 19. yüzyılın sonunda.
Ki Yahudilerin sayısı da çok azdır. Yani sonra yani belli gruplar halinde yaşarlar. En önemli şehir Selanik'tedir. Selanik'te de Müslümanların 1/5 kadardırlar. Yani o kadar evet. Şey değil. Elimizde nüfus istatistikleri var. Yani açık ve net olarak. 5 milyon kişi falan. Ya tabii bu şeyden kaynaklanıyor. Bu geçenlerde bahsettik ya. Yani şimdi son zamanlarda moda oldu. Yani solcusunda da sağcısında da yani milli mücadeleye karşı bir hazımsızlık